Şeyi merak ediyorum. Niye bütün dinler hep bu bölgeden çıkar? Yani Çünkü mesela niye Çin'den bir din çıkmaz, bir tek tanrıda din? Veya niye Yunanistan'dan veya Roma'dan veya Portekiz'den bir din çıkmaz da hepsi bu havalden çıkar? Yahudiler bu tek tanrılı dinlerde, Marduk'a anlatayım niye olduğunu anlarsın. Marduk şeydeki creation, yani yaratılış efsanesinde Enuma Elish'te Taymat'ı nasıl öldürdüyse ve Taymat'ı öldürdüğü vakit dünyayı yaratmıştır. Taymat'ın ikiye ayırmıştır. Yarısından gökyüzünü yaratmıştır. Diğer yarısından yeryüzünü yaratmıştır. Taymat'ın damarlarından nehirler meydana gelmiştir. Kemiklerinden dağlar ortaya gelmiştir. Ve böylelikle bir dünya. Yani o zamana kadar bizim bildiğimiz somut dünya yoktur. Bunu Marduk Taymat'ı öldürerek yapmıştır. Bütün tanrılar oturur ve onu kutlarlar, tebrik ederler Marduk'u ve kendilerindeki bütün güçleri teker teker Marduk'a verirler. Her bir gücün bir ismi vardır. Marduk'a 50 tane güç verilir. Bu 50 gücün de ismi vardır. Tıpkı Allah'ın 99 adı gibi. 99 adı gibi. Bunların kimi rüzgarın kuvvetidir, kimi ateşin kuvvetidir, kimi anasır-ı erbadandır. Yani inanılmaz bir şekilde Enki kendi sularının gücünü verir. İşte her biri bir güç verir ve bu güçlerin hepsi bir tek tanrıda toplanır. İşte orada Yahudi milletinin kafası ve dehası araya girer. Bunu gören Yahudiler bu güçlerin bir yerde toplandığı bir tanrı tasavvurunu, Yahudi kafası, Yahudilerin düşüncesinde tek tanrı o zaman gelişmeye başlar. Bu dinlerdeki bir takım efsaneler Sümer'de rastlıyor muyuz mesela? Büyük tufan. Var tabii. Tabii o da zaten. Oradan gelme sadece.